60'lı yılların ikinci yarısı. Kentte farklı bir telaş var. Türk futbolunda yaşanan gelişmelerle birlikte Anadolu'nun dört bir yanında şehir takımlarının kurulması çalışmaları var. Sivas'taki o farklı telaşın ve heyecanın sebebi de şehrin ismiyle anılan Sivasspor'u kurmak. İşte böyle başladı hayal. 1967 yılında Nusret Akça, Hüseyin Yıldırım, Hüseyin Pala, Nurettin Tarıkaya, Yalçın Özden gibi isimler öncülüğünde Sivasspor kurulur. Öncelikle takımın renkleri konusunda fikir birliğine varılır ve 9 Mayıs 1967 tarihli gazeteler coşkuyla Sivasspor'un kurulduğunu yayınlamaya başlar. Sivasspor tarihinin ilk yönetim kurulunu oldukça zor görevler beklemektedir. Takımın doğrudan o dönemki adıyla ikincilikten başlatılacağı düşünülür. Fakat tesisleşme ve altyapının yetersizliği sebebiyle bu düşünce kabul görmez. Sivas'ta büyük hayal kırıklığı yaratır bu karar. Ama pes etmek yoktur. Başta Vali Vefik Kitapçıgil olmak üzere Ankara'ya baskı kurulur. Dönemin Spor Bakanı Kamil Ocak'la ve dönemin Başbakanı Süleyman Demirel ile görüşülür. Bu görüşmeler neticesinde çalışmalar meyvesini verir. Sivasspor ikinci ligden başlamaya hak kazanır. 2005 yılına kadar bu ligde mücadele eden Sivasspor, 2004-2005 sezonunda tarihinde ilk kez Turkcell Süper Lig'e çıktı. Şehre bayram havası hakimdi. Dile kolay 38 yıl boyunca hayali kurulan şey bugün gerçekleşmiş, şehrin dört bir yanı kırmızı beyaz bayraklarla süslenmişti. Tabii bu dönemde kulübün başında Sayın Mecnun Not Yakmaz ve takımın başında ise İsmail Kartal görevliydi. Sivasspor için bu önemli dönüm noktasında bu iki isim kilit rol oynuyordu. Sivasspor artık Süper Lig'de mücadele edecekti. Tüm futbol camiası Sivasspor'un kalıcı olamayacağını düşünüyordu. Fakat ilk iki sezonunda ligi 8. bitirmiş ve herkesi yanıltmıştı. Artık Süper Lig'inde Sivasspor'u vardı. Sivasspor taraftarlarının hiç unutamadığı yarım kalan hikayesine geldi sıra. Şampiyonlukların kıl payı kaçtığı o iki sezona. Önce ligi 4. tamamladı, sonra 2. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etti. Dört büyüklerin ardından düşler sahnesine ilk adımı Sivasspor attı. Artık Süper Lig'in Sivasspor gerçeği vardı. Bazen daha yükseğe sıçramak için bir adım geri atmak gerekir. Alkışlarla, gözyaşlarıyla biten o sezon yeni zaferlerin habercisiydi. Anılar, anılar şimdi gözümde canlandılar. Anılar beni bu akşam ağlattılar. Coşkun sabaha ait bu sözlerdeki gibi artık anılarda saklı eski 4 Eylül. Kederler, sevinçler. Abi seninle girebilir miyim maça diye soran o çocuklar. Tüm bu anıları gömdük kalbimize ve devam ettik yeni evimizde. Şehrin yeni kalbinde. Uğurlu da gelmişti. Bir arkadaşa bakıp ait olduğumuz yere yeniden gelmiştik. Merhaba kardeş. Murat Sivas! 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 Ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyor Mevlana. Küllerimizden doğarak geldik. Daha sağlam, daha güçlü ve yepyeni. Yarım kalan hikayenin tamamlanması için. Şimdi 53. kuruluş yılımızı coşkuyla kutluyoruz. Bu kez sabaha kadar değil, sonsuza kadar Sivasspor.